Serbest vuruş başlıyor. Efendim hepinizin bildiği gibi jelibon. Bu kadar. Daha üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Yedik bitti, afiyet olsun. Efendim yılda en az 2-3 defa bulunan doğal kaynak rezervlerine geçtiğimiz hafta bir yenisi eklendi. Bu sefer Adana'da yaklaşık değeri 1 milyar dolar olan petrol rezervi bulunmuş. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba biz sadece bu işin rezerv bulma kısmını mı seviyoruz? Çünkü hiç bir sonraki aşamaya geçtiğimizi duymuyoruz. Eğer öyleyse biri de çıkıp hayrına çıkarsın artık şu petrolü de istasyonlarda benzini fulle derken sesimizin titremesine engel olsun. Kibarca reddetmek istediğim bir teklifi karşındakinin ısrarı nedeniyle çok affedersin ayı gibi reddettiğin oldu mu? Ya ben çok çabuk ikna oluyorum ya. Ha reddetmiyorsun. Beni eve ikna etmek çok kolay. Aa. Evet evet çok kolay. Yani özellikle sevdiğim insanlara karşı ya çok uyum sağlıyorum hemen ya. Hiç. Aa, ne evet güzel evet ya. Yani hani reddetmeyle alakalı bir şey edemiyor. Evet evet uyum çok sağlıyorum iyi. Ve ikna oluyorum. Realde çok sevmene rağmen sosyal medyadaki paylaşımları, yazdıkları nedeniyle katlanamadığın bir arkadaşın var mı? Yoktur. Yoktur ya, ben sana güzellik yapıyorum. Yoktur. Ya ben takip ettim zaten hani işte bilmiyorum kaç kişi takip ediyorum da takip ettiğimin 1/3'ünün hikayesi sessizde zaten arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten evet. Yani hani vay. Mesela bir tane sonra en meşhurunun adını bize söyler misin? Aramızda ya. Yayında kullanmayız ya ben. Hayır biz de sessize alalım diyor. Evet. Bunu bak ortaklar kim var? Ben oradan söyleyeyim. Maalesef telefonum yanımda değil. Kuliste yapacağız tamam. Demek ki bunu. Çok iyi. Yani sen zaten genel olarak bundan rahatsız üçte oluyorsun. 3'te 2'si ya siz ne yapacağım? Yani hani 3-5 kişinin eyvallah duruyor ama 3'te 2'sinin sessizde. Ben de yapıyorum. Ben 3'te 2'si değil de yani bir kısmını yapıyorum. Vereyim mi isim? Hadi bakalım. Zaten 200 kişiyi takip ediyor. 200 müymüş takip ettiğim kişi? Evet. 200'ün 3'te 2'si ne 170 yapıyor? 170 falan. 150 de hadi sen. Evet. Güzel ben de diyorum ki niye dönüp dolaşıp aynı storyleri izliyorum? Yani hani. Çünkü 3'te 2'sini sessiz aldım ben. Sessiz belki. Ağlarken nasıl göründüğünü merak edip ayna karşısında ağladığın oldu mu? Ya öyle bir yani çok kolay ağlamam. Tabii ki de ağladığım anlar, çok beni üzen anlar, etkileyen anlar oldu. Şöyle bir anım olmuştu. Ağlayıp hani bitti. Abi ben hani nasıl görünüyorum ya şu an falan diye böyle bir ha, bakıp bitmiş halini kaldım. Görmeye evet, gittim. Yani bir baktım. Baktı nasıldı? Yani gideri vardı yani, ve devam ettim değil mi? Ne bak hani kendi halime de ağlıyor değil mi sonra? Bu ne be? Bu çocuk üzülür mü be? Telefonda çok uzun konuşan birinden kurtulmak için bir taktiğin var mı? Var. 2-3 taktiğim var. Bir yemek gel. Ya yemek sipariş. Yemek geldi Ahmet, ben seni arayayım mı var? Yani çok iyi. Ondan çok sonra iyi bak bu. Şey var. Tünele giriyorum çok zaten o hani söyleyeyim. Tünele bazen artık benim ya, babaannem yapıyordu be rahmetli. Tünele girme mi kaldı ben be? Şey yapıyorum ben bazen. Kapatıyorum. Belki sana kötü bir haberim var. O insanlar tekrar seni arıyorlar seni çok sevdiklerinden. Hepsi biliyor numara yaptığını. Evet, üçüncü? Üçüncü de herhalde şey işte trafikteyim, araba sürüyorum. Hani dur şu an polis var. Polis dur, var. Kapatayım diye. Evet. Anladım. Daha iyi bahanem var diyen var mı? Sizin ne? Kendi kendinizi çaldırıyor musunuz? Evet. Ha evet, o da var arkada. Telefonda arıyor, konuşurken evet. Kendinizi çaldırıyorsunuz. Telefonda konuştuğunuzda da kendimi... Arkadan çağrı var, açmam gerekiyor. Oyunculuğu düşünüyor musunuz? Hanımefendi bunu kendinizi çaldırmadan da yapabilirsin. Tabii ki karşımdakine bunu böyleymiş gibi söylüyor. Ha, ben var. Ne kadar ciddi delisiniz diye düşündüm ya. Şimdi sevgilimin günlüğüyle karşı karşıya kalsam... ...ya derim ki ben niye şu an baş başa kaldım ki ne gerek vardı bu günlükle? Alırım bir bakışırım. Yani hani büyük mücadeleler veririm içimde. Bana yapılmasını istemediğim için okumam. Aynen. Bak gerçekten ama sonra o evden de çıkarım ya. Yerine koyarım, ararım ki hayatım bak günlüğüm burada. Sen bunu ya yerini değiştir ya da beni baş başa bırakma. Yani bütün kalbim... Ya da yanında götür. Ya da yanında yani ruhum, kalbim günlükte ama hani bedenim burada yani. Hani öyle bir durumum olur evet ama ya anladım. Okumamak sana için, helal olsun. Okumamak için her şeyi yaparım.
Peki ben okumam veririm diyen var mı başka? Siz okumaz mısınız hanımefendi? Neden? Ama karı ya çünkü herkesin ya kendine ait bir alanı olması gerektiğine inandığım için. Bravo! Yani yazarsa... Ama zaten yazmaz. Kendisi yazmaz günlük yani. O anca konuşur, yazmaz yani. Bize anlatmak istediğiniz bir şey var mı? Yok, hayır, teşekkür. Aranız iyi değil mi? İyi. Kardeşim senin mi var mı anlatmak istediğin? Peki, başka ben de okumam diyen... Siz okumazsınız. Siz... Telefon... Pardon, bir daha söyler misin? Telefon olsa karıştırırım da günlük yani duyguları... Okumayı mı çok... sevmiyorsunuz kağıttan? Yani kendi duyguları, günü falan çok umursamam yani onları. En yakın arkadaşının en yakın arkadaşın olmasının 3 sebebi nedir? Ya 3 sebep söylememe gerek yok. Anlatayım anımızı. Tek sebep yeterli. 10-11 senelik arkadaşım, İzmir'den süre gelen bir arkadaşlığımız var. Ondan sonra ama yani ilk böyle çok kaynaştığımız, dost olmadığımız ve çok samimi arkadaş olmadığımız zamanlarda işte selam, merhaba, merhaba. İşte sporda karşılaşıyoruz, işte sokakta karşılaşıyoruz, merhaba kardeşim falan. Böyle bir durumumuz vardı. Kaynaşmaya başladığımız ve gerçekten dost olduğumuz ve o günden sonra hakikaten hiç kopmadığımız yer saunaydı. Arkadaşlar, reşit olmayan kimse yok değil mi? Çünkü karanlık bir yere doğru gidiyor sohbet. Çok bizdik falan. Ya sana ya orada ya sana girdiğimizde ya karşı orada da karşılaştık. Sonra oradan sen neler yapıyorsun? Şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Akşam ne var? Bu var, plan, program falan. Oradan bir başladı arkadaşlığımız. Bu yani hep bizim hatta kendi aramızda da yaptığımız makaradır oğlum ya. Lan saunada başladı lan bizim arkadaşımız falan diye. Anılcığım kamuya açtım arkadaşlığımızı ama kardeşim Berk saunamızı Atan, özelimizi kusura en bakma. En yakın arkadaşının en yakın arkadaşının olma sebebinin sauna olduğunu söylüyor. Sauna demek ki yalnız hissettiğimizde... Abi arkadaşlık kuruyorsan terleyeceksin. Oo berbat hadi bakalım. Dışarı çıktığımızda hesabı tabii ki ben öderim. Evet. Evet. Yani bu şimdi toksik bir soru mu onu bilmiyorum ben ya. İşte bu mesela düşünün nedir? Ha? Kimden sebep mi? Ben duyamıyorum yani. Yerel bir türkü söylüyor şu an ben anlamıyorum. Kimden sebep? Hanımefendi... Hayır canım adam öyle ya kimden... Ki... Yok yok. Evet. Tabii tahmin ederim. Evet kararsız mesela kaldı. Tahmin yani ederim. Evet. Ne diyeyim hani ne doğru olacak yok, şimdi yok, ne yanlış olacak işte aslında. Ya bu bence o kadar toksik değil be. Bu yani zarafetten zannediyorum ödemek istiyorsunuz. Şeyden kesinlikle değil. Benim yapmam yok, lazım yok, diye yok değil diye. Yani kibarlık olsun isterim yani genelde daha çok dışarı çıktığımızda. Anladım tamam. Buradan da hadi bir şekilde vermedik. Peki sevgilim zor eşli ya dans kurslarına bensiz yazılamaz. Başkasıyla da tango yapacak hali yok herhalde. Yapar. Yakın zamanda öyle bir mevzu geçti aramızda da. Dans ve... değildi ama farklı bir mevzuydu yine buna benzer bir şey. Ama sanırım siz olay çıkardınız. Ben destekledim çıkardınız sonrasında. Efendim? Destekledim sonrasında. Tabii sonrasında bir... destekledim evet, öncesinde galiba. Evet. Aynen. Şimdi hanımefendi vermiyorum puan. Kaçıncı sorudayız İbrahim Bey? Son. Sanki güzel. Vermiyorum puan hanımefendi. Destekledi mi peki gerçekten? Siz söke söke aldınız aldım diyebilir miyiz? Söke söke aldım diyor 20 puanı Enes Bey'e sapladık bu soruyla. Ama 40 puandasınız asla toksik değilsiniz. Alkışlıyoruz size. Çok teşekkürler sağ olun. Tebrikler biz teşekkür ederiz. İsminiz neydi? Asya ben. Ve ben bunu bilmediğim için... Gerçekten çok koyun bir yolak oluyor şu an. Asya be. Asya Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben okuyorum. Şarkınızı hımlayabilirsiniz. Bence bunu sürdürelim. Bilmeyelim bir süre ya. Ya bilme imkanımız var mı şu an ya? Bir de yani kibarlık yap. Asya Hanım çok özür dilerim.
Zannediyorum bize şu an Commodore 64 ses yapıyorsunuz ama bizde çok bize dönük monitör olmadığı için zor duyuyoruz. O yüzden bir kere daha rica edeceğim. En baştakinden. En baştakinden ama. Dünya bir toz bulutuydu. Oradan buyurun. Canı uyamadım. Yattan ayır meydana. Tarkan değil mi bu? Bir çıkar ki meydana. Bravo Asya Hanım. Gerçekten inanılmazdınız. Harikaydınız. Bir şey söyleyeceğim. Ben yalnız şeye oturdum. Neresi orası? Öp. Evet abi. O da bizim cahilliğimiz. Kusura bakmayın. Ama ı'dan öp gelmiyor insanın aklına. Yani bir sorun var gibi. Peki bu da mı bir torpildi? Ha? Bu da mı torpildi? Asla abi. Kesin absolut kulaksın. Ben bunu içeyim o zaman. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Aylin ben. Okuyorum. Beslenme diyetetik. Aa diyetetik evet. Okuyorsunuz. Ay tebrik ederim. Kaçısın? İkinci sınıf. Harika. Peki daha fazla uzatmaya gerek yok. Buyurun. Hele bir gel. Aynen işte. Ne? Hele bir gel. Uzakla. Neydi işte şeyin? Pinhani. Kabaca. Pinhani. Kavacık dedi. Şey hayır ya. Kavacık yerleri. Dur aynen kavacık yerleri. Kavacık yerleri. Hepsinin yüzünden 101'i soktu. Genel kanalda. Kavacık evet. Yerleri hele bir gel değil mi bu ya? Evet. Evet tabii bir, doğru. Bir kuple söyler misiniz şarkıyı? Ya bende sıkıntı şu. Çok ben teşekkür ederim. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Ya bir şey sen bunları hiç mi bilmiyorsun ciddi? Yok ya bunu gerçekten yetişemedim ya. Bu yani şey bir tanıdık çok belliydi ama. Beceremedim. Şimdi... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.